Tabii ki şimdi bizde görüntü yok. Ayrıca görüntüler ne kadar sağlıklı onu da bilmiyorum. Bir de son bölümde Max Kruse'nin Uğurcan'la olan bir pozisyonu var. Benim gördüğüm açıdan haksızlık faul değil, transit geçiyor. Fakat kaleci böyle alırken yana doğru düşüyor ya, acaba görmediğimiz bir açıdan bir darbe mi var onu Temas bilmiyorum. mı yoksa? Fakat Ali Palabıyık çok erken düdük çaldı. Aynı Galatasaray-Rize maçı gibi. Kupa maçındaki Bu gibi. maçında gibi oldu. Dolayısıyla o pozisyonla ilgili defalarca kale arkası çekimi de vardır. Özellikle yayıncı kuruluş ve VAR'daki görüntüleri açıkçası merak ediyorum. Eğer gerçekten benim gördüğüm gibi faul değilse o da skoru etkileyici bir olay. Ama Max Kruse transit geçerken kaleciye en küçük bir Sürtünme darbe sırtı kalçası geldi mi bilmiyorum ama benim gördüğüm biraz önce açıdan biz çünkü tam yok gibi karşıdan gördük. gördüm. Bunu bir yorum olarak kabul etmesinler. Net karar olarak kabul etmesinler ama net olan bir şey var. Fenerbahçe'nin yediği ikinci golden önce direkt olarak korneri kafası karıştı, korneri verdi. Bir tane daha bir şey söyleyeyim. Ndiaye'nin baskıyla Gustavo'dan aldığı bir top var. Sonuçlandırdığı bir top var. Gördüm Ali Palabıyık aslında faul görmedi. Biraz duraksadı. Sonra verdi düdüğü bastı. Anladın O mı? da aynı olamaz mıydı O mesela? da aynı şekilde oynatıp VAR'a gitmesi lazım. VAR'a çağrılabilir. Faul varsa bak benim gördüğüm açıdan onda da faul yok. Evet. Şu Ali Palabıyık açısından da yoktu. Böyle baktı, durdu. Şimdi kaç maç? 2-1. 1-1 olsa devam ettirme ihtimali vardı. Ali Palabıyık çok olgun bir şekilde maça başladı. Hatta out'a giden top korner oldu ya. Aradan 2 dakika sonra Trabzon bir taç atış kullandı. Hiç faul ile alakası yok. Trabzon'un oyuncu kafaya çıktı. Trabzon aleyhine faul verdi. O pozisyon orada kaldıktan sonra o da dengesini zaten kaybetti. Oyunun son pozisyonunda Emre'yi eline aldın dedi falan. Hani sarı kart ondan sonra da Kore orada zaten dağılmıştı. Hakem kötü, maç kötü. Trabzon kalecisi muazzam. Trabzon santraforu inanılmaz oynadı ki sezon başı 1-2 maç sonra ben o kolay kolay yanılmam futbol ve futbolcuda. Ya dedim biraz zor bir Trabzon'da iş yapması dedim. Sonraki haftalarda baktık ki fiziki Üstüne kalitesini koy. arttı. Trabzon takımı da biraz güçlendi. Üzerine koyarak çok çok iyi Ama yerlere. bugün Vakayeme'yi aradı. Vakayeme olsaydı bu kadar rahat Fenerbahçe hücum yapabilir miydi? Veya yapsa da daha etkili kontralar yer miydi? Yerdi. Daha fazla nefeslenir bir Trabzonspor. Nefeslenirdi çünkü topu tutabilen kuvvetli bir oyuncu. Dolayısıyla her dakikası hakemin de takımların da kötüye gittiği maçta iki tane yıldız vardı. Bir kaleci Uğurcan, bir Charlotte vardı.